Isınmadan Division 1'e girersek ne olur? Daha doğrusu Division 1 olmak için sadece 4 puan kaldı. Ama tabii ki hani artık abartmanın da sınırı yok. Arkadaşımla oynayıp yok Division 1 olmak için ben de maç atabilir miyim diyecek halim yok. Puanımı göstereyim şöyle. Değişik bir video. Böyle bir fikir geldi aklıma. Şu kadarcık kaldı. Bakın şöyle gösteriyorum. Bakalım Division 1'e çıkabilecek miyiz? Kadromu göstereyim size. Arkadan müzik çalıyor. Siz duymuyorsunuz şu an. Kadrom bu şekilde. Sağ tarafa Mbappe'yi alacağız. Ondan sonra stoperimizi ikon yapmayı düşünüyorum. Ama tabii ki bunlar için biraz pek luck gerekiyor. Ki bu kanalda pek bulunmuyor. Bulan varsa söylesin. Biz de görelim. Rakibimizi bulduk. Evet. İki defa şeyle oynadığım için. Bir bar geldi dedim herhalde. Patladık yine. Kendim müziğimi değiştireyim. Vallahi kazanırsak Division 1'iz. Güzel başarı bizim için. Lag olmadığı sürece sıkıntı yok. Lag yok gibi temiz şu an. Offside trap uyguluyor. İki kolumuzun böyle önüne geçebiliyor. Okey. Hadi bakalım. Bu haftayı 26 galibiyette kapattım. Çok hani sessizde kalmak istemiyorum maçı kazanacağım diye. Gayet benim için iyi bir başarıydı. 27 gelse daha iyi olurdu. Evet, Messi'yi gördüm. Güzel. İyi savunma yaptı rakip. Oku bırakma dostum. Kante niye geri gelmiyor? Mesela görüyorsunuz Kante'yi değil mi? Uff. Allah korudu. Yakın direği vuracağını düşündüm çünkü. Yakın direği vurabileceğini düşündüm. Şu an şey yapabilir diye. Benim orayı kapatacağımı, kaleci oynayacağımı falan düşünür diye. Böyle bir şey yapmadı. Griezmann. Messi. Pas vermek istemedim. Patlayacak mı? Soğukkanlı. Ama bu arada inanılmaz bir, yani ufak da olsa bir hissediyorum yani delay. Allah, kötü savunma yaptık. Neyse, kötü hücum yaptı o da. Top bizde. İyi savunma yapıyor arkadaş. Topu biraz daha ayağımda tutsak daha iyi olacak gibi. Orta saha topu kaptırınca patates oluyoruz şu an çünkü. Ezber oynuyor. Top biraz kontrolümüz ayağımızda olsun. Güzel. Valencia'yı çok açtı. Ama işte iyi savunma yaptığı için. Kaleciyi oynat... oynatmadı ama yeşil vursaydık belki gol olabilirdi. Çok açtı ayağından. Ezber paslar yapıyoruz şu an. Hayır. Hayır. Çok açısı olmayan bir şut. Vallahi rakip iyi oyuncu. Ama daha iyi oyuncularla da oynamıştım tabii ki. Bakalım golü kim atacak? O kadar saçma bir... Evet, Griezmann. İyi gördük. Messi'ye pas atacağını biliyor. Direkt back. Griezmann, let's go, diga! Bu da ağzıma takıldı. Söylemeden geçemiyorum. Mirza Şahit sağ olsun. Evet, 1-0 öndeyiz. Rakip iyi oyuncu. İnşallah. İnşallah maçı kazanıp Division 1'e yükseleceğiz. Çok zor oldu kanadı. Let's go. Şurada atak yapmamak çok önemli. Messi. Pogba'dan güzel pas. Messi! İşte bu yüzden Paul Pogba ile oynuyoruz. İşte bu yüzden Paul Pogba ile oynuyoruz. Çünkü o pası, ne bileyim, Vieira atardı belki. Başka da öyle herkes atabileceğini düşünmüyorum. CDM oyuncusunun bu kadar temiz pas atacağını. Güzel gol. Tertemiz. Bakın hop. Deheya mı kayıyor? Yok. Pickford galiba ama yine de hani bu sene kaleciyle karşı karşıya toplar hep böyle
şeye çarp, kaleciye çarp diyor. Of, güzel bak. Aa, kötü oynadık. Pante geri ya. Offside. Nedir, iyi vurdu bu arada. Sonunda çıkaramadık topu ayağımıza. Güzel. Gördük. Hazard. Çok acele edip kullanılmış bir ataktı. Harcanmış bir ataktı. Riskli bir hareket yaptı. Çok ver kaçışa dayalı oynuyor. O yüzden bu adamı hani son hücumda ne yaptığını biliyoruz. Messi yeşil. Kante. Aman Allah'ım, Kante niye bu kadar ileride? Ben ona geride kal demiyor muyum bilmiyorum. Büyük bir hata geldi. Messi o topu alabilecek mi? Messi! Kaleye vur artık! Geri geldi. Kaleciyi oynattım. Güzel. Kaleciyi burada hep oynatmaya çalışın. Her ne olursa olsun adam hani... O açıdan içeri vursa bile defans oyuncusuna da çarpar o topu. Çarpmadan gitme olasılığı yok. Güzel çalım. Bu seviyede bunlar çok rahat okunuyor tabii ki. Hazard. Yeşil vurduk. Bunları 4-2-3-1'de yapmanız gerçekten çok kolay. Çünkü 4-1-2-1-2 oynarken derken Division 1. Division 1'e Rage Quit'le geliyoruz. İşte bu kadar. Sonunda başardık. Division 1'e yükselmeyi başardık. Ama sanmıyorum ki çok fazla da olsa kalamayacağız bu Division'da. Ödüllerin çalışma prensibinin nasıl oluyor bilmiyorum. Direkt çıktığınız zaman ödülleriniz Division 1'e dönüşmüyor. Belirli bir sayıda maç yapmanız lazım galiba. Çok emin değilim bu konuda. Adamın şutu yoktu bu arada. İyi bir oyuncu değildi aslında. Şey açısından hani hücumda çok ezberdi. Savunmayı bir şekilde iyi yapıyordu. Ama hücumda çok ezberdi. Yani Division 1'de olması garip geldi bana. Belki de tam yakın rankta da eşleşmiyor olabilirsiniz, ranklar yükseldikçe, puanlar yükseldikçe. Teoriler bunlar. Evet, 25 puan geldi. Ve Division. Başardık. Sonunda başardık. Bakacağım ödüllerimiz değişti mi diye. Ödüllerimiz... O oyunun sonunda bizi böyle bir ekran sunmuş. Ben bunu ilk defa görüyorum. Ödülleri nereden bakıyorduk? Geçtik galiba. Yanlış yaptım. Sanıyorum hala Division 2'nin ödüllerine sahibiz. Bu da değişik bir video oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenirseniz de likelemeyi unutmayın. Aşağı Twitch linkimi bırakıyorum. Cuma, cumartesi, pazar akşam saat 6'da. Genellikle saat 6'da. Bazen değişiklikler oluyor. Twitch kanalımda takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.